Kolay gelsin abi. Hoş geldin abi. Şu çantayı versene bana ya. Tamam, de baba bakayım hangi çanta? Abi şu mavi olan işte. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bunların hepsi mavidu. Siz üniversiteyi nasıl kazandınız ya? Abicim iyi misin? Parayla mı geliyorsunuz? Bırak ben alırım bu çantayı. Uşağım sen bana işi mi öğretiyorsun? Benim işimi yaparsın. He? Al, abicim. Al bas git. Bas. Allah Allah. Bas bas. Yemin ederim sırayla mı parayla mı? Deli mi dönedin ya? Şekillere, tiplere bak. Üniversiteli mi şimdi bunlar? Sen ne yapıyorsun lan dümbük? Allah'ım şurada 4 sene duracağım. Şunlar gibi bir tane bile arkadaşım olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Merhaba. Hoş geldin gel. Yurt için gelmiştim ama. Hoş geldin gel buyur otur. Dur bir dakika. 38 iyi. Bu neydi şimdi ya? İleride anlarsın. Neyse hangi bölüm okuyorsun sen? Kimya okuyorum ya. 3. senemde kazandım. Yuh gerizekalı. Neresin bakayım sen? Ben Tekirdağ'lıyım da abi. Şimdi sadede gelelim. Bu yurt fiyatları ne kadar olur bize ya? Şimdi bak 2 kişilik odamız var. Bunlardan da 1 kişilik yerimiz var. Boş. 250 lira. Oo, çok uygunmuş ya. Sıcak suyunuz var mı peki? Var tabii olma mı? Merkez sistem mi doğalgaz mı? Getil. Nasıl getil ya? Bildiğimiz kettle. Ya nasıl kettle ya? Onunla banyo edip durur bizim dingiller. Allah Allah. Peki internetiniz var mı sizin? Olmaz olur mu hiç? Onun için uğraş verip durur zaten. O zaman her katta modem vardır. Hızlıdır herhalde. Yo. Nasıl modem yok? Nasıl internet var? Bak. Burada bizim alt kattaki kafelen wireless şifreleri var. Buradan seçiyorsun bağlanıyorsun. Ama şu canım annem Mantevi gece 12'de kapatıyor. Ona girme yeter. Allah Allah, tövbe tövbe. Peki sabah kahvaltısı var mı? Var tabii. Aç mı bırakacağız sizi? O zaman çeşit nedir menü? Çay, ekmek, kuru soğan. Kuru soğan mı? Ne alaka ya? Bak oğlum, kuru soğan zihni açar. Allah Allah. Peki akşam yemeği? Akşam yemeği yok. Sabah kahvaltısı var, akşam yemeği niye yok? Akşam yemen diye bas bas bağırıp dur doktorlar. Hiç dinlemiyor musun sen? Ya korkuyorum soracağım ama öğlen yemeği var mı? Bak o var. Haşlanmış patates ve yanında ekstradan tuz veriyoruz. Tuz önemli bak ha. Allah Allah. Peki fiyata dahil olmayan başka hizmetiniz neler? Çamaşır hizmetimiz var. Sabınla leğeni biz veriyoruz. Gerisini öğrenciler kendileri hallediyor. Allah Allah abi kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Öyle deme öyle deme bak. Bizim başka hiçbir yurtta olmayan hizmetlerimiz de var. Korkuyorum ama soracağım. Ne hizmetiniz var Allah aşkına? Spor ve Work and Treventer hizmetimiz var. Ney? Spor ve Work and Treventer hizmetimiz var.
O neymiş bu abi? Herkes haftada bir kez katları ve tuvaletleri temizliyor. Geri kalanların öğrencilerden bir tanesi benim odayı, bir tanesi bahçeyi, bir tanesi girişi temizliyor. İşte bu Work and Treventer. Hem spor hem iş hayatına atılmış oluyor. Abi ben kalamayacağım bu yurtta. Sana mutluluklar. Vallahi sen bilirsin. Bu saatten sonra başka yurtlarda yer bulabilirsen. Öğrencilerimize banyo hizmetimiz vardır ve sağ olsun hepsi birbirlerine çok saygılıdırlar. Öğrencilerimiz çok çalışkandırlar. Hizmet bilinci bu olsa gerek. Derslerinde özellikle birbirleriyle paylaşmaları, yardımlaşmaları bizi çok mutlu ediyor. Çok neşeli ve mutlu öğrencilerimiz var yurtta. Zorluk çekmezsin hiç. Evet geldik. Şşt, beni dinlettin mi oğlum? Evet. İşte odan. Bu nasıl uyumaktır ya? Şşt! Sabah oldu, kalk lan, uyan! Dur tane, sen mi geldin kızım? Şşt, kalk! Dur, 21 sıfırda bir dur, sadece dur. Müdür sen miydin? Ulan sıçtığım sıpası! Hay Allah'ım ya, bir tane akıllı öğrenci gelmeyecek şu yurda. Hadi ben kaçtım, siz kaynaşın bari. Ulan kalbime iniyordu. Merhaba Berbut. Ben de Sercan ya. Kusura bakma ben böyle çok zor bir yolculuk geçirdim de. Sorun değil ya. Ondan. Hoş geldin. Şurada. Umut. He? Bir yemek yemeye falan gidelim şu merkeze ya. Ben yurt akşam yemeği vermiyor. Aynen. Gidelim de bir iki dakikası kaldı ya. İyi, sen hadi. Hazırlan ben tamam, gidiyorum. Tamam bekliyorum. Tamam hadi. Ulan birkaç ısırık alsam mı acaba ya? Yedi sen hadi kalkalım. O değil de iyi yedik be Umut. Aynen iyi yedik ya. Doğru. Ağırlık yaptı. Ben yatıyorum hadi iyi geceler. Vallahi ben de yatacağım hadi iyi geceler. Lan ne oluyor oğlum? Umut. Ne oldu? Uyandın. Geldik mi? Ha geldik oğlum. Ne lan bu? Ne içtik biz? Ne yedik? Hakikaten ha, bunlar kim? Lan dünkü dönerden oldu bu. Ben sana diyeyim. Lan ne döneri? Kesin müdürün işi. Ben zaten sevmemiştim onu. Yürü. Leş gibi yürü. Kokuyor lan. Terlikleri de. Müdür bu ne demek oluyor ya? Ne demek? Yaptığın çok ayıp. Alın teri bunların hepsi. He alın teri. Kim bilir daha ne oyunların çıkacak senin sonradan ha? Yok ya ben para sayıyordum sadece. Abi ne parası ya? Odamızdaki der kim? He onları diyorsun sen. Onlar yeni oda arkadaşlarınız. Abi sen bize oda iki kişilik demedin mi? Altı kişi çıktık ya sabah. Altı kişi değil. Nereden baktığın önemli bizim olan. Hem oda altı kişiyi kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Ama yatak kaldırmıyor. Kaldırır. Boşuna mı aldık biz sizin bela ölçülerinizi? Yok ben kalmıyorum burada. Yok ben de kalamam. Vallahi gençler başka yurtlarda yer bulursanız gidin. Benden de selam söyleyin. Thank you.
Ne oluyor lan? Umut. Hangi yıldayım lan ben? Nereye düştüm ben ya? Bayan. Bayhan. Bildiğin topsun oğlum sen. Senle mi konuşacağım lan ben? Şu tipe bak. Bayhan. Sıçtı mı topu? Bayhan. Ay, tipe bak, leş gibi ekşimiş ayran kokuyor. Kadın, insan kadın. En son bıraktığımda maymundunuz. İnsan olmuşsunuz. Montu da var. Polisi ara ya, polisi ara. Polisi ara. Ben Sercan, şey yapsak numaramızı. Alo, polis mi? Bir kere de şu bağlama, şu hapishane, mapus sahnelerinde ortaya çıkmasın be evde. Gözünü seveyim ya. Günahın ne evladım? Benim bir suçum yok artist abi. Artist mi? Ne artisti? Artist ne lan nezarethanede? En az 10 sene yersin. 10 sene mi? Yuh! Bilsem harcı yatırmazdım ya. Ne harcı? Köfte harcı abi. Ne harcı olacak? Okul harcı. Okula harç yatırılıyor mu? Yatırılmıyor mu? Hem... Sen niye ilgileniyorsun ki okul harcıyla? Ben kiraya takıyorum. Boş zamanlarımda da gördüğün gibi pederlik yapıyorum. Malum öğrencilik. Vallahi şu ortamda şu Budistim desem bile şaşırmayacağım biliyor musun? O kadar da değil. Ha bu arada arada aşağıdaki kiliseye gelsenize günah çıkarmaya. İndirim yaparım lan öğrenci indirimi. İyi ben bol bol gelirim peder. Sen neden düştün Phil? Yakışıklılıktan. Yakışıklılıktan mı? O nasıl oluyor ya? Yolda yürüyorum geçenlerde. Arkamdan polis geldi. Taktı kelepçeyi. Böyle halk arasında yakışıklı yakışıklı dolaşmak yeni yasalara göre suçmuş. İçerideyim. Allah kurtarsın. Allah affetsin. Amen. Of. Oğlum ne gürültü yapıyorsunuz ya. Dinlenmeye geldik şuraya. Sabahtan beri bıdı bıdı bıdı. Bir susmadınız gara gibi. Kusura bakma abi sen buraya kafa dinlemeye mi geliyorsun? Arada gelirim ben böyle kafam estikçe. Arada dediğine göre herhalde sık sık vuruyorsun ha? Günde 2-3-5 defa geldiğim oluyor. Peki korkuyorum ama soracağım sen niye düştün buraya? Mezar taşı çalayım ben. Mezar taşı çalıyorsun? Ya. Nasıl oluyor abi o iş? Ya bak mesela Hamza Çoban adında biri ölmüş diyelim. Onun mezar taşını alayım Hamza Çoban adında yeni ölmüş başka birine satayım. Ya bizim katolak mı vardı benim burada? İsterseniz bir saniye hemen. Neyse mezarlıkta kalmış o bizim dükkan orada saat kulesine oradan gittin mi? Görürsün orada kime sorsan gösterir ayarlı olur. Ayarlarız bir şeyler. Takma kafanıza. Oho ne anlatıyorsun sen ya? Vallahi bizden çok konuştun bir de kafa dinlemeye geldin diyorsun buraya. Tipe bak. Temel reis kırıklı herif. Bana bak doğru konuş. Öldüğün zaman gömülecek yer bulamazsın. Vallahi. Ya tamam abi stresliyim biraz kusura bakma. Dur içinde bulunduğumuz yere baksana. Ölüler bile senden daha saygılı be. Ölüler mi? Ya geçen gün... Bir ölüyle... Karşılaştık. Bir saygılı bir yardım etti bana filan böyle.
Adam çok yardımsever ya. Ölü diye demeyeyim. Nasıl oluyor abi bu? Ya bak, gene bir pazartesi iş gününün başında ben gene bir mezarlıktayım. Ben mezarlıkta böyle takılırken abi de bir akça versene be abi. Lan yürü git. Ölmüş gitmişsin, bir akça isteyin. Ne yapacaksın oğlum bir akçayı? Kasaptan kanlı et alacağım abi. Kaç yılında öldün oğlum sen? 1878 yılında abi. Et fiyatları uçtu uçtu. O parayla çöp şiş bile alamazsın. Yazık bu çocuğa da ya. Adın ne senin oğlum? Volkan Det abi. Volkan Det, nerelisin sen bakayım? Edinliyim be ya. İçinden mi? İçinden dışından. Bir şeydir soruyu sorarsanız olmuyor değil mi? Olur mu? Oluyor. Nerelisin? Uzun köprüde. Aldın mı? Uzun köprü mü? O orada caminin arkasında, iki sokak arkasında bir bakkal var, bildin mi? He, biliyorum abi. Nereye biliyorsun lan? Bir defa da adres tarif edersen camiyi bakkalı ana yavradı karıştırmayın işe. Nereye işeyim abi? Öyle de al lan. 1878 yılında ölmüş kasaptan bir akçeye et almaya çalışan zombisin sen. Sokakta yüzünü görsem suratında piknik tüpü patlamış zannederim. Gel şuraya da yardım et şu işe. Ot kafalar. Bir işe yara biraz. Gel. Beynim kurtlanmış, bir işe yara. Tut şunun ucundan. Al şu taşları şuradan. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Ne yapıyorsun lan değişik? Ne yapıyorsun sen? Abi, bu bizim Sakıp abinin mezarı. Kendisi eski imam. Ne? Vallahi mı? Ulan çarpınmadan söylediğin iyi oldu bak. Ulan bayağı da kolaylamıştım ben bunu. Şimdi kimin mezarını alacağım ben ya? Abi, şu aşağıda çaprazda Necip abinin mezarı var. Kendisi ayran kolektir. Bir ayrana tavlarız. İyi bakayım, nerede bu? Şu bakkalın çaprazında kalıyor abi. Hala bakkal diyor, hala bakkal diyor. Yürü. Sarımsak surat derim. Şu yüzünü bir git yıka, bir abdest al, bir şey yap ya. Çarpılıp gideceksin sonra bak. Demedi deme oğlum ha, ben söyleyeyim mi? İşte böyle. Bizim işte zor anlayacağınız. Ben aslında mobilya montajcısıyım da. Boş zamanlarımda hobi olarak takılayım işte mezarlıkta. Abi sen ne pis bir şeymişsin ya, ne eli kanlı bir adammışsın. Böyle birine bu tarz kelimeler kullanmadan önce bir daha düşün derim, öğrenci. Şu yaptıklarına bakar mısınız efendi? Üstünde ölü toprağı var bu adamın. Oğlum bir sus lan! Şşş! Mezarcı! Bak, öbür tarafta tanıdıklarım var. Seni de onların yanına göndermeyeyim ha. Hepsinin de fiyakalı hikayesi var ha. Şimdi bana sorarlarsa nereden geldin diye ne diyeceğim ben ya? Sen neredesin öğrenci? Bodrumluyum ben. Deniz, kum. Pardon sadece. Ne yaptın? Deniz, kum, güneş, kızlar. Thank you.
çoban dağları, eyle çoban kuzuyu, ormanın derinine, ormanın serinine. Sen öğrenci, hadi yine iyisin, yırttın çıkıyorsun. Hoho, işte bu. Allah'ım sana şükür. Neyse hadi, Allah kurtarsın beyler, görüşürüz. Ben? Senin yüzün biraz daha görsün içeride. Buradan hala yakışıklı duruyorsun. Keşke tüyü bozuk tipsizin teki olsaydım ya. Lanet olsun. Yakışıklının biriyim. Ulan ne zor gündü arkadaş. Hapishanedeki tipler bomba zaten. Efendim. Evet benim. Ne? Umut mu?